şuradan elimizde 500 tane kasetimiz var. Bu çok değerli bir şeydi. Bu dijital şeyden önce buna Betekan deniyordu. Bunlar hep şeyler, görseller, televizyon programlarımız. Bunları hem dijitale aktardık hem de bunları muhafaza ediyoruz. Bir düşünebilir yani. Şurası tamamen Kocaeli'yi ilgilendiren şeyler. Hatta size bir şey göstereyim. Değerli arkadaşlar, bir ara şeyden mesaj aldım Yunanistan'dan. Ya şey diyor, yayınlarınızı kullanabilir miyiz? Evet, onu anladım. Dedim ya kullan ama Türkiye'nin aleyhine atmamak kaydı. Yok dedi ya, ben tarih araştırmacısıyım. Darıca ile ilgili çalışma yapıyor bir yazar. Bakın, Grekçe bir sürü bilgileri toplamış, bizden kullandığını da kaynak göstermiş. İki ay sonra bana imzalı gönderdi kitabı. Adamı tanımıyorum adresime. Sonra bir telefon, ya belgesel çekmek istiyorum. Yine siz de bir demeç verin. Darıca ile ilgili. Ve yeni öğrendim, vefat etmiş adam. 45 yaşında bir mühendis. Ve inanın Darıca ile ilgili bizim elimizde bu kadar bilgi yok yani. Şuralar illerle ilgili. Her Bursa, karışık iller, Bolu, Artvin, Samsun. Burada bahsettiğim, burada 36 tane hard diskimiz var. O içeridekiler hep dijital ortama kaydettik. Bu hard disklerde hangi bilgiler var? Bakın. Sizin özgün şeyleriniz bunlar. Tabii kendi çektiğimiz. Yani diyelim mesela şu anda Suriye'de taş üstünde taş kalmadı. Suriye ile ilgili elimizde kendi çektiğim 6 saatlik görüntü var. Ve yani şey görüntüsü var. Oradaki eserler, insanlar. Tabii. Ve bunlar bir sistem daha getirdik. Birbirini yedekleyen sistem. Yaklaşık 100 terabaytlık elimizde bilgimiz var. Gittiğim her ülkeyle ilgili ilk defa 92 yılında yurt dışına çıktım. O gün tuttuğum notları bile nedir gittiğim yerde getiriyorum buraya. Zambiya. Şurası Kıbrıs. Toparlıyorum. Kırgızistan. Endülüs. Belgesel film festivalleri düzenliyoruz. Hem yürütme kurulu hem jüri üyesiyim. Yaptığımız yayınlar, hazırladığımız işte değişik kurumlara, kendi imkanlarımız filan. Tamamen bunun üzerindeki yayınlar, kendi yaptığımız yayınlar efendim. Kocaeli Valisi'ne, Valiliği'ne yaptığımız bir çalışma bu. Şu KOP, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile çalıştık. Bir tarihçi kardeşimiz vardı, destek olduk, yazılarını yazdı filan. Kitabı basacak kaynak bulamadık. Dedim biz basalım. Gebze Tarih Ansiklopedisi. Mesela şu Bendeniz'in çalışmalarından birisi, Tuna Nehri önemli. Tuna Nehri'nin doğduğu yerden battığı yere kadar 10 sene. Çok çok önemli. Hem gittik ve birebir şey değil, gezdiğim notlar olarak yazdım bunu. Gazetenin her yılında bir şey hazırlıyoruz. 6. yılında bu çalışmayı yapmıştık. Değerli arkadaşlar, şu kasetlerin tümü elimden bir iki kez geçmiştir. Her biri birer saatlik görüntü ve hepsini de vizörden bakarak %95'ini kendim çektim. 80'e yakın dünya ülkesi, Türkiye. Tefsir yazdı ve Elmalı Hamdi Yazır'a bu tefsir yazılıyor. Ve bugün tartışmasız bütün Türkiye'deki İslami kesim, işte herkesin evinde bu en değerli kaynaktır. Mesela şey, Elmalı Hamdi Yazır çok büyük bir İslam alimi. Düşünün, gönüllü alay çıkarmış. Hem Kurtuluş Savaşı'nda hem Birinci Cihan Harbi'nde. Farklı dergiler böyle bulabildiğimizi getiriyoruz buraya. Tabii ciltleme de değil de işte dergilere özel bir raf yapıp bunları tanzim edeceğiz. Evet. Gebze'nin Uyanış Gazetesi bakın. Şu an yok, yok değil tabii. Mi? 30 Mart 76 bakın. Ne kadar enteresan. Çakal Deresi iki ayaklı çakalların istilasını. Şu anda Gebze'nin en önemli yeri. Neresi hocam bu Çakal Deresi? Hemen neresi? Yeni Adliye binası ile şehrin arasındaki yer. Kocaeli'nin ilk gazetesi bu. Kocaeli yazıyor. Misafir olduk. Peştunların liderine misafir olduk o zaman. Doğu Türkistan, bu Kırgızistan. Şu ilk profesyonel kameram. Bununla birçok ülkeye gittik. Kitap medeniyettir, kitap kültürdür, kitap her şeydir. İlk emri oku diye başlayan bir dinin mensubuyuz. İlim Çin'de de olsa gidin tahsil edin buyuruyor Allah Resulü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin kültür olduğunu ifade ediyor. İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Kütüphanesi, İKTAV Kütüphanesi'ndeyiz. Efendim buradayız şu an, Gebzek Kütüphane Müdürümüz, Halk Kütüphanesi Müdürü Tevhide Hanım, Kocaeli Kültür Turizm İl Müdürümüz, Müdür Yardımcımız ve İzmit Merkez Halk Kütüphanesi Müdürü. Hem duygularınızı alalım, kütüphanemizi gezdiniz, şu an İKTAV Kütüphanesi'ndesiniz. Evet. Buyurun efendim. Öncelikle Gebze'ye
böyle güzel araştırma bir kütüphanesi kazandıracağınız için ben sizi gönülden tebrik ediyorum. Kütüphane demek hayat demektir. Kütüphane demek yaşamak demektir. Kütüphane şehrin aynasıdır. Bir övünç kaynağıdır. Bu kütüphanede bizim gerçekten bir övünç kaynağımız olacaktır. Ben bu yüzden sizi tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı olacak, güzel şeyler vesile olacaktır diyorum. Teşekkür Çok ederim. Teşekkür ederim. Değerli müdürüm, duygularınızı bir almak isteriz. Şöyle Tabii bir yok, biraz daha alalım. Evet. Nedir Gezdik efendim? Efendim çok Gezdik, sağ olun. Ben başta yaptığı televizyon programlarıyla, yaptığı belgesellerle, bastırmış olduğu kitaplarla ve yazdığı makalelerle, başta Türk İslam kültürüne, Gebze'mize ve Kocaeli'mize yaptığı katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şu anda yapmış oldukları takdire şayan, çabaları ve katkıları olağanüstü. Örnek teşkil edeceğini umarak herkese örnek olsun istiyorum. Bu tür çabaların, bu tür organizasyonların, bu tür mekanların çoğalması hem ilimiz, hem ilçemiz, hem de Türkiye'miz adına büyük kazançtır. Kendilerine huzurlarınızda Kahraman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Lütfettiniz, geldiniz. Ben biz burayı resmen başvurduk. Burasını devletimiz bilsin, araştırmacılar açık olsun diye. Belki Kocaeli'de ilk Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne bağlı araştırma kütüphanesi olması için resmen başvurmuştuk. Hı-hı. Kaymakamlığımız ve valiliğimize. Siz de inceleme yapmak üzere geldiniz. İnşallah hem duygularınızı olur. Alalım, görüşlerinizi alalım. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çalışmalarımız kesinlikle takdire şayandır. Bunca yıllık, yaklaşık 40 yıllık galiba bir gazetecilik tecrübeniz var. Gerek araştırmacı, gerekse gazeteci ve belgeselci olarak bu kadar tecrübelerinizin neticesinde ortaya koymuş olduğunuz başta görsel CD'ler, video kasetleri falan olmak üzere yaptığınız gezilerin sonucunda ortaya çıkan eserleri böyle bir araştırma kütüphanesi olarak düşünmeniz ve bunu tüm halkımızın, gençlerimizin, geleceğimizin istifadesine sunma düşünceniz çok güzel. İnanıyorum ki bu kütüphanemiz düşündüklerimizi gerçekleştirdiğimiz takdirde faaliyete geçtiğinde gerek Gebze'mize, gerek Kocaeli'mize, gerekse ülkemize çok önemli katkılar sağlayacak. Gençlerimiz için de, araştırmacılarımız için de önemli ışık tutacaktır. Ben düşüncenizden dolayı çok takdir ediyorum. Çok ve bir Kocaeli olarak, Türkiye'li olarak, Türk olarak, Müslüman olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Allah geldiniz. Razı olsun. İnşallah güzel bir şekilde tamamlanır. Ve bir an önce faaliyete geçer kütüphanemiz. Evet, eksiklerimiz var biliyoruz ve tamamlanacak. Zaten iş yapan insanlar eksik işleri yapar ve burası inşallah gelecekte ilim, kültür, tarih araştırmaları kütüphanesi haline gelir ve özel bir araştırma kütüphanesi olur. Kütüphanemizde yaklaşık 10.000'e yakın değişik kaynak var ama bu kütüphanenin en önemli özelliği dünya coğrafyasında, Türk İslam medeniyeti coğrafyasında birçok görsel, video, fotoğrafların olması. Dostlarımızla bugün tarihe not düştük. Tarihler bugün 28 Haziran 2018. Efendim bir el sallayalım. Evet.